Üst üste vurunca renk değişmiyor. Ne? Diyorum ki boyayı aynı yere vurup duruyorsun. Kafamda aynı sorular dönüp duruyorsa demek ki tamamlayamıyorum işte. Yeter artık. Sabahtan beri aynı lafları geveleyip duruyorsun aslında. Ne desem de bir şey fark etmeyecek. Hayır, şimdi bir şey desem yüzüme bir laf çarpıp bunun pırtını toplayıp gideceksin zaten. Benim yanıtlarım, senin cevapların olmayacak. Anla artık bunu. Ben senin buradan gitmeni istiyorum. Nedeni önemsiz. Ve ben bir daha bunu konuşmak istemiyorum. Sakladığın bir şey mi var? Koskoca Halil Fırat. Neden basit bir sorudan rahatsız oluyor? Yok. Sen sorudan değil, bana vereceğin cevaptan korkuyorsun. Çünkü insanlar sorulardan değil, asıl cevaplardan korkarlar. Senin gibi. Yüzüme bak. Benim için ortada bir soru yok. Soru yoksa cevap da yok demektir. Seni ilgilendirmesi gereken tek şey şu. Buradan gitmeni istiyorum. Ve ben sana bir açıklama yapmak zorunda değilim. Altında bir şey arayıp durma. Uzatma. Ben artık eminim. Sen benim yanımda olmak istemiyorsun. Çünkü gerçekten korkuyorsun. Ne korkusundan bahsediyorsun sen? Ha? Neyinden korkacağım ben senin? Boşuna inkar etme. Ben her şeyin farkındayım. Sen kendini o kadar yüksek duvarlar örmüşsün ki, o duvarların arasına hapsolmuşsun. Kaç ay oldu sen buraya geldin geleli? Eren ve ailen dışında kimseyle yakınlık kurduğunu görmedim ben. Neden? Çünkü buna ihtiyacım yok. Tam olarak bundan bahsediyorum işte ben de. Bir insanın başka bir insanı sevebilmesi için ona ihtiyaç duymasına gerek yok. Doğru. Ama kendine yetebilen insanlar etrafında kalabalığa ihtiyaç duymazlar. Hatta tam tersine, kendinden kaçmak isteyen insanlar yalnız kalmaktan korkarlar. Senin yalnızlığın bir tercih yani, öyle mi? Aynen öyle. Senin sandığından çok daha geniş bir sosyal çevrem var benim. Sosyete, iş adamları. Ama aile, evim, benim mahremimdir. Ve ben mahremi herkesin önüne açacak bir adam değilim. Asıl mesele güven duygusu yani. Öyle mi? Kimseye güvenmiyorsun. Peki, İnsanlara bu kadar güvenini yitirecek ne yaşamış olabilirsin? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Dur tahmin edeyim. Çocuk yaştan itibaren psikolog olmak istiyordun. Ama yanlışlıkla ziraat mühendisi oldun, değil mi? Ben sadece seni anlamaya çalışıyorum. Niye buna ihtiyaç duyuyorsun ki? Çünkü sen bana ve aileme karşı o kadar farklı davranıyorsun ki. Bir bakıyorum çok merhametlisin.
Sonra bir bakıyorum senden gaddarı yok. İşte senin sorunun da bu. Anlamadım. Neymiş benim sorunum? Kendi içine bakamıyorsun. Yaşadıklarının nedenlerini, sonuçlarını hep etrafındakilerde arıyorsun. Başkalarını düşünmekten kendini düşünmeye fırsat bulamamışsın bile. Benim kendi başınalığım da sana o yüzden yalnızlık gibi geliyor. Yalnızlıktan bu yüzden korkuyorsun. Kötü bir şey olduğunu düşünüyorsun. Şimdi eğer sessiz kalmayı başarabilirsen işimize dönelim. Şu gereksiz tartışmalarımız olmasaydı eğer, bu odanın boyası çoktan bitmişti. Ayrıca sen de bu kadar yorulmayacaktın. Senin o gereksiz dediğin mesele benim için önemli ama. İşlerin ne ara buraya geldiğini öğrenmek zorundayım ben. Babaannemin burada kalmasına izin veren sendin. Ona o kadar anlayışlı, o kadar kibar davrandın ki. Allah razı olsun, hala öylesin. Ama sonra bir geldin. Birden gidin dedin bize, ben anlayamıyorum. Hala inatla uzatıyorsun. Ben sana kararlarımın sorgulanmaması gerektiğini en başından söyledim. Şimdi? Aa, neyin öfkesi bu?